Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mount & Blade 2'de Bannerlord Sturgia serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekçi zorluk derecesinde oynadığımız Iron Man serimizde geçen bölüm oyun çöktü ve oyun çekliğinden dolayı elimizdeki kaydedilmiş bütün veri gitti ne yazık ki. Ta buradan başlattı. Burada bir yerde asker alıyorduk. Yani yaptığımız görevlerden hiçbirini yaptığı olarak saymadı. Hani bir kervan teslim ettik, 3000 altın aldık, bir yerde bir şeyler yaptık, 5000 altın aldık falan, hiçbir şeyi saymadı abi oyun. Şahane. Ki biz en son hani karar vermeye çalışıyorduk. Ekstradan bir işletme daha mı açalım, yoksa hani gidelim bir kervan mı oluşturalım falan diye bu tarz konularda böyle bir kafa yoruyorduk. Evet, kafa yormaya pek gerek kalmadı yani. Oyun bizi bu dertten kurtardı abi. Dedi ki al oyna. YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezlerse çok çok sevinirim. Seri sizlerin beğenileriyle kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Her gün düzenli olarak yeni bölüm atmaya çalışacağım. Dediğim gibi gerçekçi zorluk derecesi, Iron Man modu, Sturgia serisi. Hah, bu arada şunu da göstereyim. Bizim atölyelerde yavaştan para bırakmaya başladı. Yani bir tane atölyem var. Sanala'daki bira imalathanem. O bira imalathanesi iyi bir şeyler bırakmaya başladı. Şimdi dayak yememeye çalışacağım. Mümkün mertebe. Atak! Atak abi. Ben geçen bölüm böyle çok önlerden falan gidip kendimi iyi dövdürdüm. Bu bölüm mümkün mertebe kendimi dövdürmemeye çalışacağım. Böyle kenarda bir yerde kalalım. Evet, kendimi dövdürmeyeceğim deyip okçuların önüne çıkacağım ki... Birine gitti mi? Gitmedi. Üf! İki tane bıçak attım ama yemedi galiba. Biraz etrafımı kapatıyorlar gibi. Abi ağzının ortasına 97 hasar attım. 31 vurdu hayvan. Bak bir gelişine bir öyle, bir gelişine bir öyle. Güzel, bu arazi pek atlar için uygun değil yani, vurduk mu iyi vururuz diye düşünüyorum. Bir de var ya, artık bir hani Sturgia serisi dedik, balta oynayacağız dedik, elimizde balta yok, ne yapacaksak. Balta yok elimizde, balta. Şimdi baktım babuşum, Diatma'nın kentinde var, Ortişya'nın kentinde var gümüş. Oralara gümüşçü atabilirsin. Diatma ya da Ortişya'ya gümüşçü. İki işletmeden sonra kervan yaparız. O da mantıklı olabilir. Ortişya'ya... Abi Ortişya'ya açmayalım bence. Niye biliyor musun? Bak çünkü Ortişya'nın lokasyonunda ne vardı biliyor musun? Asera'yla Batı İmparatorluğu'nun sınırı gibi bir şey ora. Sınır şehri olduğu için çok kavga çıkar diye tahmin ediyorum. Yani çok kavga çıkar, çok fight çıkar. Günün sonunda hani yaralı kalabiliriz orada. Ama Diatma daha güvenli bir yer gibi. Öyle yapalım. Evet. Ortişya çok işgal oluyor. O yüzden Ortişya'ya pek işletme açmaktan yana taraftar değilim. Şöyle dostlar, sizlere de göstereyim hani... hangi şehirlere gümüş dükkanı açmamız gerektiğini söylediklerini. O doğrultuda hareket edelim. Burada bir Sturgia savaşçısı yaptık. Güzel. Bu koruyucular da Varyag'a dönüşecek zaten. Eşkıya. Eşkıyadan atlı eşkıya falan filan böyle. Alırız daha fazla asker. Şimdi benim bildiğim işte Ortişya sınır şehri olduğundan dolayı ben Aseray serisindeyken burası belki 10 defa belki 20 defa el değiştirdi. Ama öte yandan Diatma hani... evet eyvallah, Sturgia ve Kuzey İmparatorluğu arasındaki savaşla yıpranabilir de ya, Diatma'dan önce Epictora yıpranır ki Epictora'yı vermez Kuzey İmparatorluğu. Epictora çok güçlü yani, çok zor buranın düşmesi. Çok ağzımı açmayayım ben gene de, bana Diatma daha güvenli gibi geliyor. Hani Ortişya biraz motorize birlik dostlar. Yani burada Vilandia vurup alabilir burayı. Aseray vurup alabilir burayı. Biraz motorize birlik burası. Orası değil de Diatma daha mantıklı gibi. Sevgili Honoris 4. ayında teşekkür ederim Honoris.
Dördüncü ayın kutlu olsun, eyvallah. Yok, buradan asker almayacağım. Devam. Sol klik devam. Çok güzel, fazla asker de kaybetmedik. Gir bakalım. Şurada biraz bekle. Tutsakları ve parayı en son şey yaparız. Esirleri ve hani yağmalanan malzemeleri en son satarız. Günlük 500 ödeniyor. 2 gün olmuş bile 3 yere gidilecek. Biraz uzak bir yer seç de azıcık paranın tadına varalım ya. Biraz uzak yer seç. Azıcık bir paranın tadına varalım. Gümüş atölyesi ne kadardır ki acaba? Al. Hayatım. Beni desteklediğin için teşekkür ederim. Ya. Dostlar, bu arada bir şey diyeceğim. Oyun çöktükten sonra ayarlarına bir şey oldu galiba. Bana görüntü daha net gibi gözüküyor. Sizde de öyle mi? Oğlum kesinlikle daha net gözüküyor lan. Az önceki savaşta fark etmedim de. Fight'a girdiğimiz araziyle mi alakalı acaba? Size de daha net geliyor mu renk paleti falan? Belki hurafe gaming'tir de daha net bir geldi gözüme ya. Bilemedim vallahi. Naber lan, iyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın? Gün batımı diye olabilir. Ahmet'im baksana. Normalinden çok çok daha net gözüküyor. Ulan her seferinde böyle çıksa ya görüntü. Niye böyle çamur grafikle oynuyoruz biz ya? Piyade basmaya devam. Tekel kılıçlar için şunu almıştık. Hemen save. Çöküyor çünkü oyun çöktüğü zaman. Çok teşekkür ederim efendim. Online modunu geliştirdiler mi bilmiyorum. Online modunu oynamadım. Şu an 1.8.0 sürümünde oynuyorum. Betalarda 1.8.0 sürümü. Gerçekçi zorluk derecesinde ve Iron Man modunda bir Sturgia serisi yapmak istedim efendim. Şu anda serinin çok çok ilk aşamalarındayız. Hani elimizden geldiğince mümkün mertebe görevler yapıp para kasmaya ve işletmeler açmaya çalışıyoruz. Amacımız 25.000 26.000 civarı altın toparlayıp İkinci bir işletme açmak. İlk işletmemizi Sanala'da bira imalathanesi olarak açtık ki bira imalathanesi gerçekten çok iyi para getiriyor. Hani Bannerlord standartlarında baktığınız zaman artı 200 hiç fena değil. Artı 250 üstü hele hele gerçekten hiç fena değil. Bir tane de gümüş atölyesi açmayı planlıyoruz Diatma'ya. Bu doğrultuda çalışıyoruz efendim. Yok ya, grafikler hala daha bir net gibi. Hala daha bir net gibi, baksana. Demek ki oyunun çökmesinde de bir hayır varmış. Böyle cıncık grafiklerde oynamak çok hoşuma gitti benim. Tam gece savaşı değil galiba da. Çok göz yormuyor. Üf. Lan bir dur. Yine oku isabet ettirdi. Gene yarım can yedik abi. Yarım can yedik gene. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu kale savaşlarında falan kale alırken ne yapacağız hocam? Harbiden bak, her şey okey de şu an. Kale alırken ne yapacağız birader? Üzerimize gelen o devasa ok yığınları.
katapultlar, balistalar. Oy 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 yani. Güzel, at binme hünerim neredeyse 150 olacak. Full piyade ağırlıklı bir build gidiyorum. Yani bütün askerlerim piyade ağırlıklı. Tekrardan bir save. Ne olur ne olmaz. Bu bölge sanırım 3. bölgeydi. %37 can. Artık ne vurdularsa. Hani biraz atlı kasmayı amaçladım ama çok beceremedik sanırım. Çok güzel. 3000 altın aldık buradan. 16.000. Aa, bir saniye. Daha hiç biz eşyaları satmadık. Tutsakları sat. Gel bakalım şuradan satacaklarını sat. Biraz tereyağı al. Yemek çeşitliliği olsun. 20.000. Oluyor gibi, oluyor gibi. Yürü bakalım Sturgen'in oralara doğru ilerlemeye devam edelim. Atlı birlik yapamadım. Gelmedi. Bak şu varyak atlı birlik olacak da bir tane varyak yapabildim. Kıdemli varyak. Sonra bak bu kıdemli varyakın yanına ne eklenecek? Varyak eklenecek. Varyaklar kıdemli varyak olduktan sonra atlı olacaklar. Sturgia eşkıyaları da galiba Sturgia düznikleri oluyorlar. Henüz upgrade almadılar. Hani piyade, atlı, okçu, Allah ne verdiyse hepsini kullanmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Bir Tatarcan gördüm orada. Zavallı minik bir Tatarcan. Ansızın yok oldu, geri geldi. Aha Ragavant. Ordu lideriyle konuş. Yüce Prens Ragavant. Efendim ben Samet. Konuşmak istediğim bir şey var. Hizmetinize girmek istiyorum. Önce paralı asker olacağım. Kırlarda at sürmen değil, savaşman için para veririz. Bir düşman birliğini her saf dışı bıraktığında veya buna benzer bir hizmet yaptığında 150 altın alırsın. Abi sen dürtükleyecek adam arıyorsun. Allah yolunu baktığını açık etsin. Şimdi bağlılık yemini etsem de beni takacağını zannetmiyorum. Yani kademe 2 bir kademe 2 bir klanı ne yapsın ki herif? Kademe 2 abi, daha biz kendi aç karnımızı doyuramıyoruz ya. Ama gerçekten üzdü yani reis'in paralı askerlik karşılığında 150 altın veririm demesi. Batı İmparatorluğu bile beni çağırdığında, hatırlayın dostlar, kaçak avcıları ordusu. Batı İmparatorluğu çağırdığında 300 altın mı ne vermişti, ben mi yanlış hatırlıyorum? Harbiden 300 altın vermişti. Ana görevi yapalım mı Gilgalad ya? Hem gerçekçi zorluk kanka. Ya harbiden yaşam mücadelesi veriyoruz yani. Hayatta kalmak bizim için bir mesele. Bize Nezaret'le ilgilenelim mi? Ha tabii hiç ana görev peşinde de koşmadık. Belki ana görevi kovalayabiliriz. Vay ulan bizimkiler ne ara yattı ya? Ha bu benim abim bu arada. Bizimkiler ne ara yaptı arkadaş? Ne tırt askerlersiniz ya. Ben size kalsak gebereceğiz bir kenarda.
Ben gene bütün ekibi omuzlamak zorundayım abi. Buraya bak lan. Onlar orada ata at kapışıyor ve birbirleri etrafında dönüyorlar. Hortum oluşturma niyetindeler galiba. Deneyimli Sturge eşkıyasına karşı Sturgyalı mızrakçı. Oh be. Ben bu win'i hak ettim bu arada ya. Ben bu win'i hak ettim bu arada. Ama bu arada kasıyor gibi gözüküyorsa da şeyden kaynaklıdır. Tipe kılığa baksana Allah aşkına hava şartlarının. Hani bulunduğumuz arena ile alakalı olabilir çünkü şu normal bir hava efekti değil, anladın mı? Güzel bu arada, bedava bir fırlatma çok kötü o. ...58 hasar ne ya? Legzip çok teşekkür ederim, sağ olasın. Çok teşekkürler, eyvallah. Efendim bilmiyorum, benim... bende herhangi bir donma kasma gözükmüyor ama en kötü şöyle söyleyebilirim, hani... bütün bu videolar YouTube kanalıma geldiğinden dolayı hani dilediğiniz gibi... oradan seyredebilirsiniz. Burada kasıyorsa bile orada hani kasmadan, ki kasmaması lazım normalde de, bilmiyorum. Twitch bugün birazcık sıkıntılıydı böyle bir parça. Yayın geldi gitti şey yaptı falan böyle. Öyle. Yürüyün abi direkt kaçak avcıların üzerine. O 22 tane okçunun üzerine at sürmek istemiyorum. Bizim piyadeler onları bir yamutsun. Dostlar bu görevleri de yaptıktan sonra yeterince paraya sahip olursak Diatma'daki gümüş atölyesine bir bakalım. Bakalım o gümüş atölyesi Gilgalad'ın tavsiyesi. Umarım Gilgalad'ın tavsiye ettiği gibi, hay ağzına. Abi bir ok 50 can vuramamalı ama ya. Nereme geldi ki? Bir ok 50 hasar vuramamalı, kendimi dürtükleyeceğim ya. Çok ahatı. Sturgia devletine geçeceğim efendim. Maranat'ta üzümcü açmıştım, 300-400 kazanıyordu, teşekkür ederim, oraya da açarız. Ve sevgili 40 soru Reknas Rekus'un aboneliğini kutluyor, çok teşekkürler 40 soru, sağ olasın. ...21k. Gene... evet canın... ya %50'den fazla vuruyor. Bu bana dokunuyor işte. Bir gidelim soralım gümüşü ne kadarmış, kaçı kaç kuruşmuş. Bir öğrenelim. Efendim hayatım, ne oldu bebeğim? Yazdığımı görmedin değil mi? Bebeğim güzel şeyler söylediğini gördüm. Teşekkür ederim hayatım beni desteklediğin için dedim. Onun dışında bir şey yazdın mı yavrum? Yoksa şey, yok mesaj da göndermemişsin. Doğru, taşta 20-30 vuruyor. Biz bu seride nasıl hayatta kalacaksak artık. Allah sonumuzu hayretsin. Tatarcan Samet abiden yağcılık yapmayı iyi öğrenmişsin dedi. Masum Tatarcığın. Lan benim kime yalakalığımı gördün lan? Pis. Şunları giderken dövelim. Benim ne yalakalığımı gördün kardeşim? Ayıp değil mi? Hepsi aynı anda taş atarsa yamulurum bu arada. Bu sefer geriden takip edeceğim. Ben Ortişya'dan 500-600 arası kazanıyorum. Ama çok el değiştiriyor orası. Yalan konuşma oğlum. Yalakalık. Kime yalakalık yaptı? Söyle. Neden banladığımı anladın mı? Anladım bebeğim. Ben zaten hep senin tarafındayım. Senin tarafın Evil Side de olsa ben oradayım bebeğim. Kendin diyordum hep. Ya ben omurgasızım falan derken o lafın gelişi ya. Gerçekten omurgasız değilim.
yatmaya kadar Sturgi'ye vuramaz ya sevgili Akif. Ha şimdi diyorsun ki ileride Sturgi'ye girdiğinde bu atölyeler sana para getirmez. Savaşa girdiğinde atölyeleri kapatırlar. Ama bence... Ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim daha Sturgi'ye katılmama bayağı var. Hani Sturgi'ye katılana kadar ne kadar para kasarsa o kadar kar. Bence hiç şey yapmamak lazım. Yani çok geleceği düşünerek oynamamak lazım. Ben daha oho Sturgi'ye katılana kadar adamlara paralı asker olarak girdim. Ya paralı asker olarak gireyim dedim. Yok ettiğin her düşman askeri için 150 altın veririm. Öyle kırlarda at sürmene para vermem falan dedi yani herif. Biz bu heriflere katılana kadar hey yavrum hey. At sırtında yakın dövüş silahlarının verdiği hasar artsın. Bir tane göndergeliye ver. Bir tane hekimliğe ver babayın hayrına. Artık kullanabildiğimiz kadar. Şimdi burada tutsakları bir sat. Eşyaları bir sat. Biraz tahıl sat. O kadar tahıla gerek yok. 23.000. Şimdi burada gümüş atölyesinin sahibi kim? Yüm dokuma atölyesi. Tabakhane. Bir tane kervan sahibi. Zanaatçıların sahibi. Tabakhanenin sahibi. E buraya ben gümüşçüyü nereye açacağım? Herhangi bir yere alıp gümüşçüye mi çevireceğim orayı? Kentte bir dolaşalım madem. Aleyküm selam. Purple S'e hoş geldin. Aa, bizim abi koşuyor. Kervandan vazgeçtik. Gümüşçü açacağız dedik de gümüşçü yok ki. İki tane tabakhane var burada. Tabakhanelerden birini alıp gümüşçüye mi çevireyim? Ya da şurada yün döküm atölyesi var. Yün dökümhanesi. Yün dökümhanesini alıp gümüşçüye çevir. Ama gümüşçüye çevirmek ne kadar para ki? Tam değiştireceğiz de ne kadar para misal? Değiştirmek de para. 2000 miydi? 5000 miydi? Şu an benim için bütün sikkelerin önemi var abi. Her bir dinarımın, her bir dirhemimin artık oyundaki para birimi neyse. Benim için her birinin önemi var. O kadar param yok ben değiştirtemeyebilirim. Banlıyken bit atılıyor mu? Bu atölyeyi satın alacağım. 26.000'e. Oho abi bak. 26.000 buna. Ben Ortişe'ye gidiyorum o zaman açmaya. 26.000 yün dökümhaneye vereceğim. 2000 değiştirmeye vereceğim. 28.000. Sorsana bana para var mı o kadar? Ben Ortişe'ye doğru gidiyorum. Abi denkleşmiyor bir türlü para. Çıldıracağım. Niye? Kılı kılına yetiyor her şey. Kılı kılına. Paralı asker olayım diyorum. Adam bana sadaka teklif ediyor. 150 altın veririm diyor. Adam kesersen diyor. Sadaka veriyor herif ya. Evet abi. Hem an geçtikçe para kaybediyorum. Hem para birikmiyor. İşletme açılamıyor. Kervan tüccarına eşlik et lütfen. Ben sana eşlik ederim. Ne kadar vereceksin? 3 yere uğrayacak günlük 550. Kabul. Yani daha iyi para kasabileceğim hiçbir yol yok. Kabul. Ben de seni çok seviyorum bebeğim. Teşekkür ederim. İçimden geldi diyor bir de canını yediğim. Her nüfus için 150 altın. Anlamadım. Bayramda dükkan açık mı? Buradayım, buradayım ya. Bayramda da buradayım. Direkt hücum emrini verdim ama bunların üzerine. Akıncı kesmekten artık manyak oldum manyak. Akıncı kesmekten manyak oldum gerçekten.
birinin kafasına, birinin ağzının ortasına. Binicilikte 150. Bir save alayım bu arada, unutturmayın da. Ben bir ara bir mızrak alacaktım. Ne oldu o işe? Param var. Ortişya'daki gümüşçü 26 bin istiyor misal. Bu kervan Ortişya'ya gittiğinde bir 26 bin çıkar mı bakalım mı? Nasıl çıkarabiliriz ki 26 bini? Fırlatma silahımı satarım, kılıcımı satarım, atımı satarım. Çıkar bence. Donu bırakırsam bence çıkar. Efendim sevgili Tatarcan'dan 100 bit var, anlayamazsın, kaçamazsın demiş. Neyi anlayamam ve kaçamam Tatarcan, anlamadım. Onu öyle anlamadım vallahi. Güzel, %90 ganimet payı bende. Şükür yeni bir atlı birliğimiz oldu. Nerede yeni atlı? Burada. Aha da Sturge'ye Düznik. Onlar Düznik şampiyonuna kadar gidiyor. Sturge'ye mızrakçısı. Bunlar ileride... Zırhlı mızrakçı. Dertten, kederden kurtulamazsın demiş Tatarcan. 100 bit daha göndermiş. Kankam kesene bereket. Sağ olasın Tatarcan. At, avrat, silah, her şeyi satamazsın bebeğim. Atla silahtan vazgeçtim. Avrat her zaman gönlümde de, atla silah satacağım. Bir ucuk belki. Belki azıcık ucundan. Kötü yola da düşebilirim ama azıcık ucundan ama. Birlik büyüklüğünü artı 5 arttırır. Kente sadakat. Hallederiz ya. Azıcık ucundan bir kötü yola düşeceğim gibi. Var mı gümüşçü? Üzüm cenderesi, çömlek atölyesi, arka sokak, zeytin cenderesi. Burada birinin atölyesini alıp gümüşçü yapsam. Konuş. Abi üzüm cenderesini kaça bırakıyorsun? 29 bin ediyor. Çömleği kaça bırakıyorsun? 29 bin ediyor. Abi bir şey diyeceğim. Enflasyon mu var? Ne oluyor? Ne oluyor abi? ...26.000'de 29.000'e çıktı. Gitgide artıyor her şey. Çıldıracağım. Hayır şimdi dediğim gibi yani 29'a 30'a... ...atölyeyi alacağım. Aldığım atölyeyi çevirmek için 2000 altın daha vereceğim. 30 dükkana vereceğim. 2000 dükkanı çevirmeye vereceğim. 32.000. O zaman kervan açacağız abi, aynen. Kervan açacağız, yapacak bir şey yok. Ama sevgili dostlar şu da var ki... benim kervanı yönetecek, abime verecek ne zırhım var ne itemim var, nasıl halledeceğiz? Hoppa. Efendim sevgili Tatarcan'dan 100 bit var, zordayım demiş. Kardeşim nasıl yardımcı olabilirim sana? Söyle. Ne oldu oğlum adama? Allah belasını verdi galiba. İyi bari 4 hasar yedim. Çok yemedim. Üf. Şimdi bak varsayımda bulunuyorum. Diyelim kervan kurmaya karar verdik. Bu kurduğumuz kervanı abinin üzerine zimmetledik. Sonra bizim abiye ben kendi itemlarımı versem ben ne halt diyeceğim. Evet. Azarcıyız abi, bize yardım edemezsiniz. Azarcıyız mı? Tatarcan bana damar dinliyorum deme lütfen.
En damar parçalar. Hayat yeterince zor değilmiş gibi. Kendini boğazlama isteği getirten parçalar. Ya aslında bir eş bulmanın zamanı şu şekilde geldi. İçinden geçiyorum. Damar parçaların. Derdin ne? Kankam derdin ne? Neden kendine bunu yapıyorsun? En damar parçalar. Tatarcanın içerisinden bir keko çıktı usta. Kesene bereket bu arada Tatarcan, eyvallah. Şimdi biz bu arada kervandan 500 alacağız. 4 gündür gidiyor, 550 alacağız. 2000 cepte ama Amitites yakınmış be, tüh. Yani 2500 alırız, alamayız. Derdim derdimin olmaması. Ne kadar güzel. Neden ben bu kadar dertsizim lan? Neden ben gamsızım lan? Güzel, güzel kanka. Bence şahane. Kesinlikle hayatta gelmek istediğim seviye. Güzel. Son zamanlarda bu ben olabilirim bu arada. Efendim sevgili Emir Jones, 8. ayında yeşil kalkanım var demiş. Teşekkür ederim Emir Jones, hoş geldin. Bu arada chat'e bakayım derken kervandaki agaları harcattım ha. Su sabun demeden götürdüler çocukları, biliyor musun? Harcadık adamları yani, harcattık. Açılın ulen. Hiçbir yere gidemez o. Başka var mı firar deneyen? Var bir tane, gel. Gel beygir gel. Güzel bir savaş, 70 adamı biçtik, iyi para gelir burada. At üzerinde bir zafer pozu. Güzel. Bizim abi önden gidiyor gidiyor duruyor. Ölecek bir yerde. Kenarda bir yerde tansiyonu düşecek. Ondan korkuyorum. Lan var ya, iyi son anda kurtardık. Bir kişi yaşıyor. Bir. La git. Rahat bırakın lan tüccarı. Oğlum güçlükle kazanılmış ganimetleri arkada falan bırakmıyorum. Manyak mısın? Seviye almadın, tamam. Seni sağ salim getirdik buraya. 26k para oldu. Esirleri sattık. Eşyaları sattık. 94 tane yük beygiri ne? Abi yük beygirinin en pahalı olduğu yer neresi? Ticaret yeteneği yok, öğrenemiyorum değil mi? Yük beygirinin pahalı olduğu bir yer söyleyin bana. Yük beygirinin pahalı olduğu bir yere gidip bu yük beygirlerini satarsam en az misal bir 50 tanesini 60 tanesini satarım. Buradan çok iyi para gelir. Kaldı ki şu an 30k parayı toparladık zaten. Bu ne demek? Yakın tarihte istediğimiz işletmeyi açabiliriz demek. Ama şey böyle, acaba Ortişya'da at değerli mi? Buradan Ortişya'ya gidip işletmeyi açıp atları satıp gümüş atölyesine çevirip ufaktan bölümü sonlandıracağım efendim. Hemen şöyle bir Ortişya'nın önüne doğru gidelim. Çok güzel oldu bu arada var ya.
Sturgia civarları ve iç imparatorluk kentleri genelde. Ortişya'da at o kadar para etmez diyorsun yani. Okey. Fark etmez. Lan gidere bak, bir de gelire bak. Ne oldu bu şeye? Bu bira imalathanesine ne oldu ya? İnşallah şuradaki gümüşçü kurtaracak beni. Hafize'den Nosa'na evlilik teklifi mi? Bir saniye. Bir saniye. Hafize... Hafize şey değil değil mi? Klan lideri değildir inşallah. Oğlum bizim abi ne ara hatun cepledi? Abimin mutlu günü dostlar. Hafize'yi cepledik mi peki? Hafize'yi cepledik lan. Bunun da tüccarlık yeteneği var bak. Yönetim yeteneği falan var, iyidir. Ne olur zırhı falan olsun. Ne olur zırhı falan olsun. Bak şu an tek isteğim o. Atlar ne kadar ediyor burada? Yük beygirleri 53. Fark etmez, yapıştır. 30 tane yük beygiri bıraksan yeter. 3000 altın daha geldi. 31 altın. Şimdi burada. Geldin. Üzüm cenderesini ver. Eyvallah. Sonra geldin. Para lazım, daha da at satacağız. Vadi binek atlarının tamamını sattın. 3000 daha geldi. Üzüm cenderesini salla, geldim buraya. Buradan dedin ki bunu gümüşçü yap. Eyvallah. Bakalım artık gelecek bölümlerde bunun ekmeğini yemeye başlarız. Zaten bir evlilik de yapıldı. Buradaki görevleri yapıp tekrardan parayı toplarız. Buradaki gümüşçüden ben 600 altına kadar alıyorum dedi chatten biri. Bakalım ne kadar doğru, göreceğiz. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde Mount & Blade 2 Bannerlord kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bye bye.